Lale. Şimdi bak, Onur'a yanlışlıkla mesaj atan sensin. Hani beni yanlış anlama tabii, ona hak verdiğimden değil ama... ...hani o mesajı okuyunca böyle sevinmiş olması çok da anormal bir şey değil yani. Abla, kapatabilir miyiz bu konuyu? Ben gerçekten bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Düşündükçe sinirlerim bozuluyor. Unutmak istiyorum ben bu akşam. Hafızamdan silmek istiyorum. Tamam ablacığım, tamam. Oğlum. Canım bak, kucakta da durmuyorsun ama niye böyle ağlıyorsun? Emir. Emir, senin ateşin var. Gel. Gel. Tamam. Tamam aşkım, tamam. Ben anneni arayayım. Tamam. Anne ya. Of. Düğünde tabii acımaz. Ablam arayayım. Anneciğim. Abla ya. Tamam aşkım. Dur eniştemi arayayım. Tamam. Ne yapacağım? Evet Samet. Ya zaten oradan dönünce göreceksin hemen. Soldayız. Bekliyorum. Hadi. Leyla Hanım, şimdi Samet'le konuştum. Tekrar yoldaymış. Birazdan burada olacak. Bir lastikçi de ayarladık, tanıdık. Hı. Merak etmeyin, sizi de arabanızda bu gece burada bırakmayacağız. Ah, çok teşekkürler Onur Bey. Çok sağ olun. Rica ederim. Hava da serin değil mi? Çok şey oldum, ürperdim. Üstüme de hiçbir şey almamışım. Ceket falan hiçbir şeyim yok. Bir saniye. Buyurun, bu sizi sıcak tutar. Sağ olun. Dankeschön. Çok iyi gözler. Çok pardon. Efendim Lale. Ne oldu, ne geldi aklına? Yine kızıp bağıracaksan? Onur, Emir'in ateşi çok yükseldi. 41 oldu. Düşüremiyorum ne yaptıysam. Evde de hiç kimse yok. Yardım et ne olur. Tamam Lale, sakin ol. Hemen geliyorum ben. Yaşa Samet. Leyla Hanım, benim gitmem gerekiyor. Oğlum ateşlenmiş. Ama zaten Samet geldi, sizinle ilgilenecek. Geçmiş olsun. Sağ olun. Samet, Leyla Hanım'la ilgilenirse tamam mı? Ne ihtiyacı varsa halledelim. Tamamdır Onur Bey, ben hallederim. Tekrar geçmiş olsun. Ben sağ olun. Merhaba, ben Samet. Merhaba. Bu lastik değil mi? Evet, de lastiği falan bırakın. Beni bence otele bırakın. Hayır abi. Ya hayır abi, seni de kahvede okey masasından kaldırdık, getirdik buraya ama... ...elin de güzeldi, tek taşıydın, lastiği boş ver diyor. Gerçi senin beklediğin taş Süleyman abi dedi. Gidelim mi? Gidelim abi. Ya bütün akşam zaten uyuşsuzdu. Ben de ateşini yükseldiğini sonradan anladım. Ateş düşürücü verdim ama fayda etmedi. Titreme, baygınlık, boyun bölgesine hassasiyet oldu mu? Yok, dediğim gibi sonradan fark ettim. Boyun bölgesini fark edemedim. Ateş 40.4, solunum 40. Sizi biraz dışarı alın. Yok, yok yok, ben yanında kalırım. Vallahi kalırım, Emir'i bırakmam yani, kalabilirim yanında. Tamam hayatım, bırakalım doktor işini yapsın, gel. Ama Onur, ben tek başına nasıl bırakacağım Emir'i? Tamam sevgilim, gel. Ya ama Onur. Tamam yani, gel. Ya Onur, bu tek başına nasıl bırak? Aşkım. Tamam Lale. Emir. Tamam Lale, lütfen gel. Emir. Gel Laleciğim, buradayız. Ben bakamadım oğluma. Hasta olduğunu bile fark etmedim. Eğer ateşinin ben yükseldiğini fark etseydim önceden hastaneye getirdim. Bu kadar yükselmezdi ateşi. Tamam. Suçlama kendini. Fark eder fark etmez beni aradın. Hastaneye getirdik Emre. Doktor da elinden gelenin en iyisini yapacak. Sakin ol. Kendini üzme, tamam mı? Doktor bey, var mı gelişme? Geçmiş olsun. Emir'in durumu stabil. Ateşi düştü. Korkulacak bir şey yok. Çok
neden oldunuz? Ömer'i geldiğinde ateşi çok yüksekti. Tüm müdahaleler yapıldı. Şimdi bir takım testler yapıp olumsuzlukların önüne geçmeye çalışıyoruz. Ne zaman görebiliriz oğlumuzu? Tedavisi bitiyor. Birazdan odaya geçireceğiz. Teşekkürler. Sağ olun. Efendim anne. Kızım şimdi geldik eve. Neriman burada Gülşah'a bakıyor. Apar topar hastaneye gitmişsiniz. Evet anne ya ben sizi aradım ama ulaşamadım. Emir'in ateşi biraz yükseldi. Ama durumu şu an çok iyi. Merak etme Onur da yanımda zaten. Yok 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 gelmenize gerek yok. Her şey yolunda. Tamam görüşürüz. Ben hiç iyi bir anne olamadım. Çocuğumun hasta olduğunu bile fark edemedim, anlayamadım. Baksana. Aşkım doktor tam zamanında getirdiniz Emir'i dedi ya. Ya fark etmeseydim? Ya bir şey olsaydı Emir'e? Ama olmadı. Olmayacak da. Doğru zamanda doğru hamleyi yaptın. Sen çok iyi bir annesin. İyi olacaktım Emir. İyileşecektim oğlumuz. İyileşecek tabii ki. Hiçbir şey olmayacak. Senin gibi bir annesi olduğu sürece Emir'e hiçbir şey olmayacak. Merak etme. Uyandın mı sen babam? Uyandın mı? Annem bütün gece başında bekledi. Bak uyuyakaldı. Emir mi uyandı? Doktor geldi. Günaydın. Aşkım. Aşkım. Evet. Bakalım. Emir fibral nöbet geçirdi. Virütik bir durum. Ama gayet iyi görünüyor. Yani bu iyileşti demek oluyor değil mi? Yani bir iki tetkik daha yapalım. Ardından zaten sizi eve göndereceğiz. Çok şükür. Tekrar geçmiş olsun. Oh çok şükür yavrum. Ay çok sevindim. Tamam, tamam yavrum. Tamam, görüşürüz. İyi miymiş Emir? Evet, iyiymiş. Ateşi düşmüş Fikret. Çıkıyorlarmış hastaneden. Çok şükür. Torun başka bir şeymiş ya, Fikret. Ya. Aşkım, reçetemizi de aldık. Şimdi önce Boğaz'da güzel bir kahvaltı yaparız. Sonra da evimize geçeriz. Yok artık olur. Doğru söylüyorsun hayatım. Şimdi daha Emir yeni toparladı. O yüzden Boğaz kenarında üşütmesin. Direkt evde kahvaltı yaparız. Biz sana gelmiyoruz. Anneme geçeceğiz. Anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok. Emir artık iyileşti. Herkes kendi evine. Lale kendi evine falan deme lütfen. Senin evin orası değil. Dün gece oğlumuzun başında beraber beklemedik mi el ele? Unuttun mu? Onur, dün gece de kaldı. Emir'in durumu çok kötüydü. Allah bir daha yaşatmasın bize bunu. Bir arada olmak zorundaydık. Ama hepsi bu kadar. Bizim aşkımızdan bir şey eksilmedi. Lale. Senden önce yaşanmış bir olay için yuvamızı yıkma. Bizim yuvamızın bir temeli yokmuş ki. Evliliğin temeli güvene dayalıdır. Ama bizimki güven yerine yalana dayanıymış. Bunu gördüm. Lale, Lale. Senin düşünmeye ihtiyacın var. Bunun farkındayım. Ama ne olur evimize dön. Bak şu an çok kalabalık Songül annenin evi. Orada Emir de rahat edemez, sen de. Gel evine. Orada yalnız başına kal, düşün. Sana zaman vereyim, yanına da gelmeyeyim, rahatsız etmeyeyim. Ama ne olur evine dön. Bu yaşadığımız durum bir anda toparlanacak bir durum değil ki. Ben çok üzüldüm, çok yara aldım. Ayrıca kalabalık dediğin o ev içindeki insanlar var ya, birbirine çok destek oluyor. İyiyiz biz böyle. Lale, Lale.
Mışıl mışıl uyuyor. Ay, iyi iyi. Hadi bakalım. Şükürler olsun. Sen anneme yardıma gidecektin. Ay yok ablacığım, sonra giderim ya. Ayrıca bak sen de çok yorulmuşsun. Git biraz dinlen. Yani var bir müsaade etmediniz, gelip böyle yanınızda kalalım, ilgilenelim sizle. Gelip ne yapacaktınız ki? Onur vardı zaten yanımda, tek değildim. Lale. Ablacığım, siz şimdi böyle uzun zaman sonra Onur'la böyle baş başa kaldınız ya. Nasıl geçti geçeniz ha? Ben Emir'den başka bir şey düşünebildim mi orada? Hepimiz perişan haldeydik. Öyle de ablacığım, yani ne bileyim, sonuçta Onur hani Emir'in babası. Neticede hala kocan ya, o yüzden dedim. Evet. Onur benim için sadece Emir'in babası artık. Haberi olması gerekiyordu, o yüzden aradım, haber verdim ve geldi. Bu kadar. Ablacığım yani ne bileyim, hani böyle onu görünce biraz yumuşamışsındır falan diye düşündüm. Şimdi Onur da bayağı perişandır çocuk ya. Benim günlerim çok güzel geçiyor sanki. Lale, ablacığım ben de o yüzden konuşuyorum seninle. Sen zannetmiyor musun yukarıda gizli gizli ağladığını, duymuyorum mu zannediyorsun? Onur da perişan, sen de mutsuzsun. Affet artık çocuğu canım. Affetmeyeceğim abla, ben senin gibi olmak istemiyorum ki. Pardon, ben gideyim Lale. Annem bekliyor beni. Abla. Abla, ben öyle demek istemedim. Çok özür dilerim. O kadar kötü şeyler yaşıyorum ki. Böyle duygularım allak bullak oldu. Aptal aptal konuşuyorum işte. Aptalım ben. Sen benim aptalımsın. Gel buraya. Özür dilerim. Şşş, tamam. Her şey düzelecek. Hiç merak etme ablacığım. Onur, ne oldu? Çıktı mı Emir hastaneden? Çıktı Filiz'ciğim. Çok şükür çıktı. İyi durumu. Ay çok şükür. Ne korkuttu ya bizi var ya. Sen bir de bize sor ya. Ne kadar zormuş. Biz sabaha zor ettik yani Lale'yle. Allah bir daha yaşatmasın. Ay amin amin valla. Ama iyi yani sonuçta, çok şükür. Siz de aranızı düzeltmişsinizdir. Barıştınız mı Lale'yle? Yok, barışmadık maalesef. Hadi ya. Yani Lale'nin bana olan sevgisi bitmiş galiba Filiz. O yüzden bizim barışmamız zor gözüküyor. Yok artık, daha neler yani. Ne demek sevgisi bitmiş yani? Bak ne demişler? Sevene can feda, sevmeyene elveda yani. Yani bu durumda Lale seni sevdiğine göre ona elveda diyemezsin. İşte ben de tam tersi gibi düşünüyorum Filiz. Yani sevmeyene elveda durumu. Yani ben sonuçta elimden geleni yaptım. Ama karşılığını bulamadım. Daha fazla da bir şey yapmaya niyetim yok yani Filiz. İçim şişti. Vallahi içimi şişirdin Onur yani. Hayır, burnun düştü, önüne eğilip yerden almıyorsun. Bu nasıl bir şeydir ya? Emir'i de mi düşünmüyorsun hiç? Tabii ki düşünüyorum. Oğlumu düşünmez olur muyum? Ama artık yapabilecek bir şey yok. Yani demek ki böyle olması gerekiyormuş. Ben ne yapayım? Daha fazla yapacak bir şey kalmadı. Neyse, benim işim var. Görüşürüz sonra. Görüşürüz tabii. Tabii ki de görüşürüz yani. Bana bu şirkette var ya, 11 milyon kaplan gücünde demişler yani. Ben öyle sizi barıştırmaya kafaya koyduysam barıştırırım yani. Planlar başlasın. Filiz Hanım, herkes burada. Toplantıya başlayabiliriz. Operasyonumuzun adı Mission is Impossible Diante. Ne? Yani çok gizli. Operasyonumuzun adı Aşk Her Şeyi Affeder. Ve tabii ki de kurucusu benim. Yani Filiz Sara. Efendim, ben de kendimi takdim edeyim. Aşıklar barışsın, hatta bundan sonra hiç ayrılmasın diye gece demeden, gündüz demeden mesai harcayarak, görevimin başında dişimden tırnağımdan arttırarak... Savaşçım, yeter mi? Yeter, ben oturayım o zaman. Şimdi Filizciğim, iyi diyorsun, hoş diyorsun da yani ben bugün Lale ile konuştum. Nuh diyor, peygamber demeyeyim. Ben de Onur'la konuştum ya.
Ne dedi peki? Bitti bu iş dedi. Hadi bak. Hadi bak dedim ben de duyunca. O yüzden de şöyle bir şeye karar verdim. Bu işe hep birlikte el koymalıyız dostlar. Güzel kızım, bunu nasıl yapacağız yani? İkisi de çok inatçı. Yani bence karışmasak mı acaba? Sonuçta ablamakla değil mi? Ablacığım, burada haklı haksız tartışması yapmıyoruz biz. Ayrıca ikisi de acı çekiyor yani, değil mi? Ayrıca ben Lale'mi gördüm böyle gizli gizli köşelerde ağlıyor. Onur da öyle. Çok üzgün çocuk, perişan oldu, mahvoldu adeta. Hop! Buradayız. Arkadaşlar, bu işi hep birlikte çözmeye hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız! Bravo! Ay. Filizciğim. Hay Necoş'um. İstediğiniz başka bir şey var mı? Yok, her şey çok güzel valla. Aşağısı ne durumda? Çocuklar istediğin değişiklikleri yapmak için harıl harıl çalışıyorlar. Minik köstebeğim. Teşekkürler. Necoş böyle çok şeydir. Bu böyle kurabiyeleriyle meşhurdur yani. Bana de diyor ki birkaç yıl önce ben güneye yerleşeceğim falan. Dedim nereye yerleşiyorsun, ben bu kurabiyeleri yemek için dedim güneye kadar gelemem dedim. Onu da böyle bir dükkan açtım buraya. Öyle çok lezzetlidir. Valla buyurun yiyin yani. Yavrum, şimdi diyor ki böyle kurabiye için ben bu dükkanı açtım diyor Filiz. Sen de acayip cheesecake yapıyorsun. Acaba diyorum cheesecake'ten yürüsek mi ha? Yürüme kurtuluş, konumuzda değil şu anda. Dükkan açtım diyor ama yavrum. Yürüme. Ha. Aslında bu senaryo çok original bir senaryo değil yani. Biz Cogito'mla böyle geçenlerde bir film seyrediyorduk. Efendim? Alo, Lale. Benimle acil hastaneye gelebilir misin? Ya gelebilir misin değil, aslında çok acil gelmen lazım. Aa, ne oldu, bir şey mi oldu? Erol nerede? Tabii gelirim. Lale'cim, bir kapıya gelsene sen. Tamam. Aa, Filiz? Lale? Sen nasılsa kendim gelmeyeceğim demeyeceğin için ben kendi kendime geleyim dedim. Niye zahmet ettin? Ben gelirdim. Yok, ben eşeğimi sağlam kaza bağlayayım dedim. Yani işimi garantiye alayım manasında, orada da bir eşek yok tabii. Ama ben şimdi Emir'i bırakmalıyım. Taksi bekliyor. Songül teyzeye götürürüz bırakırken. Olmaz mı? Hadi ya, hadi. Tamam Filiz, o zaman bir hazırlayayım Emir'i. Tamam, sen burada bekle. Samet, oraya gitmemiz şart mı? Ya ne olur yardım edelim Onur Bey ya. Yani söz konusu hasta bir çocuğun arzusu. Bir futbol takımı forması alalım, futbol topu alalım, gidelim. Ne dersiniz? Benim canım çok sıkkın Samet. Sen ne gerekiyorsa yap. Ne istiyorsan al götür. Şimdi bir çocuğu mutlu ettiğinizi görmek sizi de mutlu etmez mi? Zaten çok fazla durmayız. En fazla 20 dakika. Futboldan falan konuşuruz. Size de iyi gelir. Eski günlerdeki gibi. Tamam, hadi gidelim. Yaşasın. Buyurun çıkalım. Ay inşallah işe yarar Fikret. İnşallah, inşallah da esası inşallah ters bir şey olmaz. Ay niye öyle konuşuyorsun kanlı baykuş gibi? Lütfen istirham ediyorum, öyle konuşma. Öyle konuşma. Hazırlıklar bitmek üzere neredeyse. Teşekkür ediyoruz. Çok heyecanlıyım Fikret. Filiz, muayeneye gitmeyecek miydik? Niye buraya geldik? Geç kalmayalım. Benim içim kıyıldı, içim kıyıldı. Acıktım, bayılacak gibi oldum ya. Kızlar sinyal gönderdiler, o yüzden yani. Masa hazır. Niye masa hazır peki? Çünkü bu masa hazır. Çünkü burası benim arkadaşımın kafesi, Necoş'u. Ona ben mesaj attım önceden yani. Bir şey diyeceğim, çok boş burası ya, müşteri yok. İşler kesat ya bu aralar, öyle. Yazık. Allah! Ne oldu? Ay vallahi ne biçim bastırdı bir anda ya, ben tuvalete gidip geliyorum. Kaplan gözü, kaplan gözü. Kuş kafese girdi. Herkes saklanmaya devam. Aa, ablacığım. Aa, ne işiniz var burada sizin? Aa. Buyurun böyle Onur Bey, buyurun. Gelin böyle. Buyurun. Nasıl ya? Lale ne alaka Samet?
Lale. Aa, Lale Hanım. Kusura bakmayın Onur Bey. Samet. Samet. Kusura bakmayın Onur Bey. Bunu yapmak zorundayım. Senin ne işin var burada Lale? Asıl senin ne işin var burada? Ya Onur niye saçmalıyorsun? Bu da son oyunun mu? Ben mi saçmalıyorum Lale? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Eminim öyledir. Ay, resmen enfes yani. Bize özel ne hocam böyle sinema ortamı gibi ortam hazırladı. Değil mi, değil mi? Ay inşallah bu sefer olacak bu iş. Ay barıştıracağız inşallah. Ay barışacaklar. Yok olmadığını odadan falan çıkmak yok yani. Ay olmaz, Emir var. Nergicim yeter ki sevenler kavuşsun, bir araya gelsin. Hani belki biz de tekrar bir araya seninle gelebiliriz diye şey dedim de ben. Samet lütfen. Bak artık ikimiz diye bir şey yok. Sen de zorlama. Başladı mı kız? Ay gel gel, getir getir getir. Daha başlamadı. Anca böyle şey birbirlerine bakış bakış bakışıyorlar yani. Bir aksiyon yok da. Teşekkür ediyorum. Almayayım ben. Seni de kandırdılar demek ki. Öyle oldu. Lale, ben kendimi seninle aynı yere kitleyecek kadar aciz değilim, biliyorsun değil mi? Ya resmen bizi oyuna getirdiler o zaman. İnanmıyorum ya. Hayır yani, bir de ne bekliyorlar? Ne olacak acaba yani biz burada olunca? Yani ne olacak ki? Hiç. Geçmişi sorma, yine zora koyma beni bu gönüllerse. Her yarım aşktan, hadi en baştan beni bütünümle sev, davetsiz. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.